Herkese merhaba. Bugün size burulmayı anlatacağım. Burulma, havalı vektör kalkülüsü kavramlarından biridir ve bunu öğrendiğinizde sadece artistik açıdan bile mutlu olacağınızı düşünüyorum. Burulmanın iki boyutlu ve üç boyutlu olmak üzere iki versiyonu vardır. Biz iki boyutlu olanla başlayıp yavaş yavaş üç boyutlu olana doğru geçeceğiz. Ve bu videoda da kavramın derinliklerine dalmadan size görsel olarak neler olup bittiğinden bahsetmek istiyorum. Burulma vektör alanlarının sıvı akışları açısından yorumlanmaları ile ilgilidir. Bundan ıraksama ile ilgili videolarda da bahsetmiştik ama küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Uzaydaki her noktanın bir parçacık olduğunu düşünüyoruz. Bu bir hava ya da su molekülü olabilir vektör alanları uzaydaki noktaları vektörlerle eşleştirdikleri için bu arada çizimlerimizde her zaman bütün vektörleri değil de bir alt kümesini kullandığımızı da eklemek istiyorum. Evet ne diyorduk? Uzaydaki noktaları vektörlerle eşleştirdikleri için buradaki her noktaya atanan bir vektör vardır. Bu hava ya da su molekülleri zaman içerisinde hareketinin hız vektörü kendisine atanan vektör olacak şekilde hareket edecektir öyle değil mi? Uzayda başka bir noktaya doğru hareket ederken hız vektörü dönebilir ya da hızlanabilir. Yani değişir ve bu sayede de bahsi geçen noktaya ait bir yörünge elde ederiz. Her bir noktada aynı şeyi yapıp hareket edeceği için akışın vektör alanının küresel bir yorumu olduğu düşünülebilir. Buradaki örnekte görülen vektör alanı için uzaydaki değişik noktaları mavi noktalarla gösterdim. İşinizi kolaylaştırmak adına bunlardan her birinin bir su molekülünü temsil ettiğini düşünebilirsiniz. Şimdi oynatalım. Herhangi bir anda mavi noktaların hareketine baktığınızda o noktada kendisine atanan vektör boyunca hareket ettiğini görebilirsiniz. Eğer vektör çizilmemişse de o noktada kendisine atanmış olması gereken vektör hakkında bir fikir edinilebilir. Ekrandaki akışta neler olup bittiği hakkında bir fikir sahibi olduğumuza göre, akışın bazı kısımlarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela buradaki. Şu şekilde işaretleyeyim. Evet. Buraya odaklanalım ve animasyonu oynatmaya başlayalım. Bu kısımda saat yönünün tersinde bir rotasyon görüyorsunuz öyle değil mi? Bu rotasyon buradaki vektör alanında bir burulma olduğu fikriyle bağlantılıdır. Burulmadan az sonra daha detaylıca bahsedeceğiz ama şu anda saat yönünün tersinde bir rotasyon olan bu kısımda burulmanın pozitif olduğunu bilmenizi istiyorum. Ama mesela buraya bu sefer de saat yönünde rotasyonu olan bir kısma odaklanırsak evet. Buradaki burulmanın negatif olduğunu söyleyebiliriz. Bir de buraya yani rotasyon yokmuş gibi görünen merkeze baktığımızda sağ üst ve sol alttan gelen ve daha sonra da diğer köşelerden çıkan bazı noktalar görüyoruz ve Burada net bir rotasyon olmadığı anlamına geliyor bu. Mesela eğer suya bir dal parçası koyacak olursak dal parçası rotasyona girmez yani dönmez. Evet bu kısımlardaki burulmanın da sıfır olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Saat yönünün tersindeki rotasyonların pozitif, saat yönündekilerin negatif ve rotasyon olmamasının da sıfır burulma anlamına geldiğini açıkladıktan sonra sıradaki videoda bunun vektör alanını tanımlayan fonksiyon açısından ne anlama geldiğini ve kısmi türev bilgilerini kullanarak az önce anlattığım mantığı nasıl ölçebileceğimizi açıklamaya çalışacağım. Bu arada bu tamamen sıvı akışı ile alakalı değildir. Başka konularda bir vektör alanından bahsedildiğinde her ne kadar bir sıvı akışını temsil etmiyorsa da ediyormuş gibi düşünerek burulma ve rotasyon kavramlarının aklınıza gelmeyecek kadar önemli olduklarını göreceksiniz. Mesela gradyan sıvı akışı ile alakalı olmamasına rağmen burulmayla bağlantılıdır. Sıvı akışı fikrinin sıvılarla alakalı olmayan elektromanyetizmada da bir karşılığı vardır. Gördüğünüz gibi bu sadece temsilden fazlasıdır ve vektör alanlarını incelerken bu görselleri de gözümüzün önüne getirebilmek gerçekten de çok işimize yarayacak.